Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir klavye incelemesiyle sizlerleyiz. Bu klavyeleri bize sağladıkları için Star Tekno ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve video bitiminde arkadaşlar bu iki klavyeyi de size hediye edeceğim, bilginiz olsun. Ortalama fiyatı ben videoyu çektiğim an itibariyle 299 TL olan bu klavyeler Performax markasının Zargon serisi. Biri Red, biri Blue Switch arkadaşlar. Ben Red olanı açtım. Yani şu kutu boş arkadaşlar. Deneme ve test etme amacıyla bilgisayarıma taktım. Birkaç günden beri kullanıyorum. Gayet güzel. Nedense arkadaşlar Blue Switch'ler benim çok ilgimi çekmiyor. Çok sesli. Genç arkadaşlarımız genelde Blue Switch'i gerçekten çok seviyorlar. Şıkır 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 daktilo gibi. Ama nedense Red Switch benim çok daha ilgimi çekiyor arkadaşlar. Hem ses hem basım hissiyatı falan bana böyle sanki bir tık daha ileri gibi geliyor. Ama dediğim gibi benim aksim düşünen piyasada çok insan var. Genelde Blue Switch satışlara baktığımız zaman çok daha fazla satıyor diyebilirim. Şimdi öncelikle klavyenin temel özellikleriyle başlamak istiyorum. Klavye öncelikle yazılımlı. Bilek destekli ve hasır örgülü 180 santimlik bir kabloyla geliyor. Klavye 16.8 milyon RGB renk aydınlatmayla geliyor ve yazılımla kontrol edebiliyorsunuz. Klavyenin üzerinde ses açıp kapatma tekerleği var. Bundan bahsedeceğim. Üzerinde multimedya tuşları bulunuyor. Play, pause, ileri, geri şeklinde müziğinizi ya da videonuzu kontrol edebiliyorsunuz. Red ve Blue modelinde arkadaşlar Otemu switch kullanılmış ve 50 milyona kadar basım ömrü bulunuyor. Tepki süresi 5 milisaniye, keşke 2 milisaniye falan olsaydı diye düşünmüyor değilim. Klavyenin boyutlarına gelecek olursak 44 santimetre bir uzunluğa sahip, 13 santim bir genişliği, 4 santim de bir yüksekliği var arkadaşlar. 5 derecelik bir eğim var ve 880 gram bir ağırlığa sahip. Malzemesi genel anlamda kaliteli diyebilirim. Lafı fazla uzatmayalım. Kırmızıyı ben açtım. Maviyi de sizler için şöyle bir açmak istiyorum. Arkadaşlar böyle korumalı bir bandın içerisinde geliyor. İçerisinde Performax kullanım kılavuzu ve Endex bilişim garantisi altındadır diye 2 yıl garanti belgesi koymuşlar. Bunu atıyorum bir köşeye ve kutunun içerisinden tuşları sökebilmeniz için bir tane aparat çıkıyor. Gayet güzel. Şimdi klavyeyi böyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar şöyle de bir bilek desteği var. Alt kısmında vidalı ister... Anayın. Alt kısmında vidalı bir bilek desteği var. Bu bilek desteğini vidalardan sökebilirsiniz eğer kullanmak istemiyorum derseniz. Bilek desteğinin altında kaydırma silikonlar var. Yükseltme bacaklarının üzerinde de kaydırma silikonlar bulunuyor. Evet, deneyip test ederken Red'i kullanacağım arkadaşlar. Ama Blue severler için de şöyle Blue'nun bir sesini dinletelim. Evet arkadaşlar, bu Blue Switch olanıydı. Şimdi isterseniz bilgisayar başına geçelim. Hem Red'in sesini dinleyelim, hem yazılım kanadına bakalım, hem de bir oyun oynayalım. Tepkilerimizi görelim. Evet arkadaşlar, Red Switch'i ben daha öncesinde zaten makinama takmıştım. Şimdi isterseniz bir de Red Switch'in tuşlarının sesini duyuralım. Ondan sonra yazılım kanadına bir bakalım. Evet arkadaşlar, klavyemizi bağladık. Klavyemizdeki en fonksiyonel noktalardan bir tanesi ses açma ve kısma barı arkadaşlar. Bunu böyle çevirip sesi açıp artırabiliyorsunuz. Bu gayet fonksiyonel bir tuş. Bu tuş normalde böyle üzerinde ışık yanıyorsa ses açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle basılı tuttuğunuz zaman buradaki ışık sönüyor arkadaşlar. Burada ışıkların şiddetini buradan açıp kapatabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Diğer türlü tekrar üzerine bastığınız zaman burada ışığı yanıyor. Işığı yandığı zaman da geri tekrar sens fonksiyonu olarak kullanabiliyorsunuz. Burada üst kısımda multimedya tuşları var. FM ve F tuşlarıyla multimedya tuşlarını değiştirebiliyorsunuz. Buradan FM ve scroll tuşuna basarak ya da arkadaşlar pause tuşuna basarak gördüğünüz gibi animasyonlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yazılım kısmında da zaten animasyonları değiştirebildiğiniz bir bölüm var. İsterseniz şimdi yazılım kanadına bir bakalım. Evet arkadaşlar, altta açıklamalar kısmında linkini veriyor olacağım. Zargon klavyenin yazılımını indirdikten sonra direkt böyle bilgisayarınıza kuruyorsunuz arkadaşlar. Ve klavyenin programı direkt bu şekilde çalışıyor. Ayarlardan İngilizce ve Türkçe seçeneği var.
var arkadaşlar. Türkçe deyip okey diyorsunuz. Şimdi burada özelleştir bölümünde herhangi bir tuşu arkadaşlar, burada gördüğünüz multimedya haricindeki F tuşları da dahil bütün tuşlara herhangi bir işlem atayabiliyorsunuz. Atıyorum profil 0'ı profil 2'ye getirip arkadaşlar ismini de Valorant koyalım. Okey diyelim arkadaşlar. Şimdi burada B tuşuna herhangi bir fonksiyon atayabiliyorum. Klavye, mouse fonksiyonu, makro, combo tuşu, program çalıştırma, multimedya, Windows, hotkey diyebiliyorum. İkinci panele geçtiğim zaman burada ışıklandırma var. Işıklandırmada kaç farklı çeşit var? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 adet farklı animasyonları var arkadaşlar. Ben şöyle hızlıca size elimden geldiği kadar yazılım ve şeyle birlikte göstermeye çalışayım. Şimdi statik dediğimiz zaman arkadaşlar böyle bir şey olabiliyor. Ya da tam rengi kapatıp herhangi bir kırmızı olsun istiyorum. Kırmızı yaptığımda direkt kırmızı oluyor. Herhangi bir şekilde uygula falan demiyorum. Single on dediğimiz efektler arkadaşlar, tuşlara bastıkça gördüğünüz gibi ışıklar yanıyor ve sönüyor. Bunun yanıp sönme hızını da arkadaşlar istediğiniz gibi artırıp azaltabiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi azalttım şu anda. Basıyorum. Böyle yavaş yavaş sönüyor. Bir sonraki de bunun tam tersi arkadaşlar. Single off, bunu böyle tam renk yapıp şöyle yavaş yaparsam ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Böyle burada ışıklar yanıyor. Bastığım zaman bastığım kareler sönüyor ve daha sonrasında tekrar yanıyor. Bir sonraki efektimiz jitter arkadaşlar. Jitter'da gördüğünüz gibi böyle hafiften bir yağmur havası var. Bunu böyle isterseniz hızlandırabilirsiniz. İsterseniz de böyle bu şekilde yavaşlatabiliyorsunuz. Bir yağmur efekti. Falling dediği efekte de arkadaşlar şöyle tam renk yapalım. Az önceki efektin bir farklı varyasyonu. Daha hızlı yanıyor. Bir sonraki efektimiz colorful arkadaşlar. Colorful'a da müdahale edemiyorsunuz. Sadece parlaklığını ve hızını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle hızlandırıp arkadaşlar daha canlı tuşlara sahip olabilirsiniz. Bir sonraki efektimiz breathe arkadaşlar. Ben bunu hızlandırdım. Böyle bir nefes alışveriş modunda, şu an hızlı olduğu için normalde aslında şöyle olması gerekiyor. Yani ışıklar böyle bir nefes alıp nefes veriyormuş gibi bir modda. Bir sonraki efekt spectrum. Gördüğünüz gibi renkler kendi aralarında geçiş yapıyor. Bir sonraki efekt outward diye bir ismi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RGB aydınlatma geziyor, dolaşıyor. Bir sonraki de scrolling arkadaşlar. Bu scrolling efektinde gördüğünüz gibi şurada bir şey çıktı. Buradan aşağı yukarı yaptırabiliyorsunuz. Misal şu anda ben yukarıyı işaretledim arkadaşlar. Aşağı işaretlediğim zaman aşağı doğru animasyon. Yukarı işaretlediğim zaman da aşağıdan yukarı şeklinde animasyon değişiklik gösteriyor. Bir sonraki efekt scrolling arkadaşlar. Biraz önceki efektin aynısı, sağa ve sola gideni. Şu an sağa işaretlenmiş. Ben böyle sola işaretlediğim zaman da efektler böyle bu tarafa doğru akıyor. Işıklar böyle saat yönünün sanki tersinde dönüyormuş gibi. Bunu istediğim renk yapabiliyorum. Bunu şu anda kırmızı yapayım. Biraz daha net anlarsınız tam ne demek istediğimi. Bir sonraki efekt exploit arkadaşlar. Exploit'te şöyle bir şey var. Tuşa bastığım sıra komple yanıyor gördüğünüz gibi. Bir altındaki efekt de launch, gene tuşa basarak yanan bir efekt. Yalnız şöyle bir durum var. Bu sefer sıra şeklinde değil, sağa ve sola açılır şekilde efektler değişiklik gösteriyor. Bir sonraki efekt ripples, gene tuşa basıldığında bu sefer dalga boyu şeklinde gidiyor. Bunu istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. İsterseniz kırmızı, isterseniz mavi, isterseniz de tam renk deyip RGB animasyonların tümünü kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki efekt flowing diye bir efekt arkadaşlar. Flowing efektinde gördüğünüz gibi animasyonlar böyle sırayla geçiyor. Bunun yönünü sağa ya da sola olacak şekilde istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bir sonraki efekt pulsating efekti arkadaşlar. Bunu da istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Bunda da zigzag dalga şeklinde çıkıyor. Böyle isterseniz yavaşlatabiliyorsunuz. İsterseniz sonuna kadar hızlandırabiliyorsunuz. Ama bu efekti yavaş kullanmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi böyle değişik, güzel, enteresan bir efekt. Bir sonraki efekt tilt efekti arkadaşlar. Tilt efektini de böyle tam anlayabilmeniz için biraz yavaş kullanmanız gerekiyor. Sağa ya da sola şeklinde yönünü değiştirebiliyorsunuz. Ve son efektimiz arkadaşlar shuttle. Shuttle'da RGB animasyonu böyle değişik bir şekilde akıyor. Son olarak da kullanıcıya özelleştirebilmeleri için bir panel vermişler. Buradan istediğiniz gibi arkadaşlar tuşlara işaret koyup buradan renk atayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tuşlar bu şekilde oluyor. Işık modundan sonraki modda oyun modu var. Oyun modunu açtığınız zaman arkadaşlar buradan istediğinizi iptal edebiliyorsunuz. Alt Tab, Alt F4, Windows tuşu. Bunların hepsini işaretliyorum arkadaşlar. Oyun modunu da bunlara gerek yok. Bunlara yanlışlıkla elinizdeyip oyundan çıkmayın. Bir sonraki alanda da makro var arkadaşlar. Makro atamayı zaten tek tek anlatmayacağım. Makro atama genelde hep aynı oluyor. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are.
Evet arkadaşlar, bu videomda da sizler için Zargon klavyesini inceledim. Unuttuğum, aklıma gelmeyen, takıldığım bir yer olduysa aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hasta halimden anca bu kadar inceleyebildim. Dediğim gibi yaklaşık reto olanını ben 4-5 günden beri kullanıyorum. Bilek desteği falan gayet güzel. Dediğim gibi bilek desteğini bu gördüğünüz kısımdan vidalarını söktüğünüz zaman bilek desteğini düşürebiliyorsunuz. Ama ben bilek destekli klavyeleri gerçekten seviyorum. Işık konusunda şu an gördüğünüz gibi gündüz aydınlığında bile çok rahat bir şekilde ışıkları görünebiliyor. Karanlıkta da zaten renk cümbüşü diyebilirim. Özellikle multimedya tuşlarının olması bir artı. Ses kısıp açabilmek bir artı. Ses kısma butonuna ekstra bir ışıkları kontrol edebileceğimiz bir fonksiyon daha eklemeleri gerçekten güzel bir artı. Klavyeyi ben sevdim. Fiyatını hak ediyor mu? Bence ediyor. Siz de arkadaşlar klavyeyle alakalı yorumlarınız varsa aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi gelelim en civcivli yerine. Bundan iki tane hediye edeceğim. Biri Red Switch, biri Blue Switch arkadaşlar. Çekiliş bir hafta sürecek. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri şöyle tek tek söyleyeyim arkadaşlar. YouTube Akkuş kanalına abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz. Bu videonun altına klavyeyle alakalı yorumlarınızı yapıyorsunuz ve bu videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Akkuş 2 Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Orada klavyeyle alakalı bir post paylaşacağım. Postta 4 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve bu çekilişin sponsoru sevgili Star Tekno'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Onları da takibi almayı unutmuyorsunuz arkadaşlar ve çekilişe katılmış sayılıyorsunuz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.